Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı haftalar. Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Patatesi ilk işimize başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Aracımız Fiat Linea 2014 model. Euro 5 motor arkadaşlar. Aracımızı müşterimizin kapısından aldık geldik. Araba çalışmıyor. Arabada EGR, kızdırma bujisi arızaları var. Şimdi aracımızla ilgili. Zaten daha önce arızalanması yanıyordu. Sabah aracı gittik çalıştırdık. Arıza resetlemesini yaptık. Aracımızda şu an periyodik bakım yapacağız. Arkadaşlar. Buji değişimi olacak. Kızdırma buji değişimi olacak. Ve arkadaşlar aracımızın EGR'sini temizleyeceğiz. Ama ilk etapta aracı bir ısıtacağız. Bir engine flash yapacağız. Yani motor işte temizlik. Engine flash. Sonrasında aracımızı yağını açtıktan sonra temizlik işlemine başlayacağız ve o esnada yağımızı da süzülsün güzelce zamanlı bir şekilde arkadaşlar. Motor iç temizliğimizi koyalım ve aracımızı çalıştıralım arkadaşlar. Kapağı açalım. Evet arkadaşlar dikkatli bir şekilde dolduruyoruz bu şekilde. Yaklaşık araç 20 dakikaya yakın çalıştıracağız arkadaşlar. Aracımızı çalıştıktan sonra motor yağını salacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız çalışıyor. Katkımızı koyduk. Aracımızın 20 dakika sonra motor iç temizlik katkısı işlemi bitecek ve yağımızı açacağız. EGR temizlik ve kızdırma buji değişim işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında aracımızda yol testine çıkıp partikül katkısı koyacağız arkadaşlar. Partikül rejenerasyonu da yapacağız yolda manuel olarak. Şu an aracımız çalışıyor. 15-20 dakikadan işte bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağ filtremizi gevşettik. Hava filtre kazanımızı söktük. Kazanımız burada. Hemen hava filtresini sökeceğiz bir yandan. Aracın antifrizini biz 1 ay falan oluyor. Kendimiz değiştirdik. Çünkü radyatörü de hasar vardı. Onunla ilgili cam suyumuzu falan tamamladık. Mazot filtresi değişmiyor. Bir sonraki bakımda değişecek arkadaşlar. Şimdi aracımızı kaldırıp yağını salalım. Sonrasında buji ile EGR temizliğine bakacağız. Bujiler değişecek arkadaşlar. Kızdırma bujisi. Evet arkadaşlar. Lineamızın yağı açtık. Süzülüyor. Aracımızın yağ süzülürken biz de genel bir ekspertiz yapalım. Evet gördüğünüz gibi yağ kartelinde arkadaşlar yağ kaçağı var. Daha evvelinde altını vurmuş olabilirler veya zincir değişici desem zincirle alakası yok arkadaşlar. Zincir değişmemiştir. Şimdi görünen itibariyle biz zaten bu arabanın radyatörünü vesaire yenilemiştik. Aracın kayış durumu vesaire iyi. Yalnız sadece bir yağ tellemesi var. Yağımız süzülürken bir de ekspertizini yapalım bir yandan arkadaşlar. Aracımızda ön takımını da sallayalım. Beraber görelim arkadaşlar var mı yok mu bir şey. Sağ solda var mı? Yok. Alt üst yapalım. Evet. Yok. Bu tarafta yok. Sol tarafımız iyi. Hemen sağ tarafımıza geçiyoruz. Sağ sol kontrol ediyoruz. Yok. Alt üstte yok. Askrotlarımızda böyle bakıyoruz. Fakat bir levye alalım. Bu arabanın yani kronik diyebiliriz. Hepsinde şu şanzıman muhabbeti var. Arkadaşlar şanzıman kulağı yani. Şanzımandan kastımız. Şöyle motorumuzu bir esnetelim. Evet. Şöyle ileri göre yapmamız lazım. Ki belli olsun. Bakın arkadaşlar. Çatlağı net bir şekilde görüyoruz. Şuradan şöyle esnettiğim zaman. Bir saniye. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi esnettiğim zaman çatlak var. Çok acil değil ama çatlamış bu Linea grubunda vesaire Doblo'da sürekli bu sistem bu sıkıntı var arkadaşlar. Önemli değil çok fazla. Aracımızın bir de sancaklarına bakıyoruz. Bunlarda da kronik problem oluyor. Bunların durumu iyi. Bunların durumu iyi arkadaşlar. Çok aşırı bir yırtılma yok ama daha idare eder. Lastiklerimizin durumuna bakalım. Evet arkadaşlar daha kış ayları gelmeden kışlık kullanılıyor genelde. Bu da sürüş konforunu etkiliyor. Yakıtı da etkiliyor. Arkadaşlar lastiğin yani kışlık lastiğin amacı
asfalt derecesi eksi 7 veya 10 olması lazım ki aracın hem tutuşu vesaire, yani görevini yapsın. Bu aylarda, hele yazın sıcağında, bu kışlık lastik kullanılması iyi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yağımız bir yandan sürürken biz de ekspertisini yapıyoruz arkadaşlar. Aracımızı indirip bujilerini değiştireceğiz. Ege'de bak temizliği var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın eski filtresini söktük gördüğünüz gibi. Bu da yeni yağ filtremiz. Ben taktım, yağladım. Yağ filtremizin eskisi. O rengimiz, hava filtremiz. Siz görün diye onları takmadım arkadaşlar. Yağ filtremizin yeri burada. Hemen bunu bu şekilde şöyle gösterelim yandan arkadaşlar. Takıyoruz. Evet, ben bunu böyle tutturacağım arkadaşlar. Sonrasında bunu sıkacağım, montajını gerçekleştireceğim. Hava filtremizi de buradan kapatacağız. Buradaki plastiğimizle. Aleykümselam. Sonra hava filtremizi taktığımız zaman aracımızın arkadaşlar buji sökme işlemini geçeceğiz buradan. Onları da sizlere göstereceğiz. Hava filtresi, yağ filtresi takalım ve motor yağımızı koyalım. Ondan sonra belli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımızı dolduruyor ustamız. Biz de hemen videosunu çekelim. Şöyle AG Dexos onaylı arkadaşlar. Bu zaten, bu motor genel motor. Opel motoru. Ama Fiat kullanıyor. Dolayısıyla biz de Opel onaylı, yani Dexos onaylı yağımızı koyuyoruz. AG doğalgaz yağı arkadaşlar, sentetiği. O yüzden her motora faydası var. Aracımızdaki şu an zincir sesi vesaire olsun, onu dahil kesiyor Allah'ın izniyle. Çok memnunuz Shell'den. Tercihimiz Shell arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sahtesinden kaçalım yağların. Sizler için bir tane video çekeceğim. Orada bilgilendireceğim arkadaşlar yağ ile alakalı. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar tekrardan. Aracımızı çalıştırdık bismillah. Şu an rulante son kontrollerini yapıyoruz. Aracımızın eksikleri vesaire var mı yok mu? Bakımı tamam arkadaşlar. EGR temizliğimiz tamam. Kurumu zaten gördünüz. Arkadaşlar, alacağınız yakıta, kullanacağınız motor yağına dikkat edin. Ucuz iş yaptırmayın. Başınız ağrımasın arkadaşlar. Çünkü bu araba servis bakımlı. Durum ortada. Her zaman bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, aracımıza partikül temizlik katkısı koyacağız. Abi bak, şeyi açar mısın, kapağı? Şu an aracımıza partikül sıvısı koyacağız arkadaşlar ve müşterimiz, ben çıkacaktım teste ama bir işim çıktığı için müşterimize tarif edeceğim. O kendisi kullanacak arkadaşlar. Şöyle asalım. Vites 3'te kilometre arkadaşlar. 60-70 fark etmez. 3000 devirde sabit, 25 dakika sürülmesi lazım. Aracın sistemi komple temizlenmesi için ve sabahleyin kontrol edilecek arkadaşlar. Sabahleyin bu araba çok geç çalışıyor ve duman atma problemi var. İnşallah yarın iyi bir haber alırız. Şöyle katkımız burada. Hemen takalım arkadaşlar. Bismillah. Aracımız hem çalışıyor hem de bir yandan işlemimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi katkıyı buradan yolladık arkadaşlar. İyice boşalsın. Son kontrolü yapalım arkadaşlar. Aracımızı teslim hale getiriyoruz. Arkadaşlar şu an çalışıyor. Evet. Araç ilk geldiğinde arkadaşlar derin bir koku vardı. Burada durulmuyordu. Şu an dükkan içi o kadar rahatsız etmiyor. İnşallah bu yol testinden sonra da biraz daha temizleyecek arabanın tüm sistemini. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.